Elvan Elvan Türküler olarak bugünkü son durağımız, Bulgaristan'daki son durağımız Pravda Köyü. Ama muhteşem bir durak olacak, emin olun. Çok güzel türkülerimiz var, çok güzel oyunlarımız var. Şimdi yanımda köyümüzün muhtarı ve değerli meclis üyemiz. Onları da tanıyacağız. Pravda Köyü, yani Doğrular Köyü'ndeyiz. Dost doğru dedi Nasuf abim. Değerli Nasuf abimin sayesinde, katkılarıyla, yardımlarıyla geldik bu köye. Kendisinin köyü. Bugün biraz torpil geçeceğiz galiba köyümüze. Öyle olacak. Muhtarım, sizi bir tanıyalım. Mikrofonu size vereyim. İlk önce hoş gelmişsiniz diyeyim. Pravda muhtarıyım. İsmim Figel. Aslında bugün gelmeniz, ziyareti gerçekten güzel bir şey. Gerçekten hazırladığımız bayağı şeyler var. Bol bol gezeriz yani. Bol bol gezeceğiz. Tabii. Öncelikle biz camiyi tanıtalım. Tamam, önce bir camiye bakarız. Ben değerli kardeşime mikrofonu uzatayım. Tamam. Onu da kendisini de bir tanıyalım. Meclis üyemiz. Onun da tabii emekleri var, bayağı çabaları var. Sizi de tanıyalım. İşte benim de adım Kasım Salih. İki mandat oldu. Bu işi, bu görevi üstlendik. İki mandattır öğrendik bu köyün bütün sorunlarını. Onun için tekrar ben de sizlere hoş geldiniz diye. Sefalar getirdiniz. Bugün inşallah bu güzel bir programla başarıları getiririz bizim bu Doğrular Köyü'ne. Başarıları getireceğiz. Muhtarımdan sözleri de aldık. Muhtarımı az önce terlettik bir kahve içerken. Ama burada biraz daha terleteyim. Hani zor sorular sormayacağım dedim ama bayağı zor bir söz aldım ben ondan. Nasıl abi, söyleyeyim mi? Ekranlardan söyleyeyim, mecbur olsunlar değil mi? Sağ olsun muhtarım, gerçekten güler yüzüyle, samimiyetiyle, içtenliğiyle karşıladı bizi. Ama burada gerçekten çok güzel işlere imzalar atılıyor. Tabii ki sizlerin de desteği çok çok önemli bu anlamda. Türk kültürünü yaşatmak anlamında, gençlerimize bu kültürü aktarabilmek anlamında. Şimdi bayanlarımızla, kardeşlerimizle kahve içerken dediler biz de istiyoruz Bursa'ya. Muhtarımızdan söz verdik. Tabii. İnşallah sağlık olsun, gönüller bir olsun. Ben vermedim diye ama biz şahittiz, herkes el kaldırdı. Tabii ki. İnşallah önce sağlık olsun, gönüller bir olsun, dostluğumuz, kardeşliğimiz daim olsun. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Gelirseniz tabii ki çok çok seviniriz. Orada da stüdyomuzda canlı programımızı yaparız. Birlikte Bursa'mızı tanıtırız. Bursa'da da çok akrabalarınız vardır eminim. Bursa'nın çünkü %70'i neredeyse Bulgaristan göçmeni. Bulgaristan Türkleri orada da çoğunlukta. Ben özellikle Bulgaristan Türkleri sözünü burada üstüne basa basa söylemek istiyorum. Bulgar Türkü değil, Bulgaristan Türküyüz biz. Buradan duyurmak istiyorum. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Evet, şimdi Nasif abimin sevgili babası, köyümüzün imamı,
Hem onu tanıyalım. Gerçekten emekleri, bak ne güzel evlatlar yetiştirmişler. Allah razı olsun. Köyümüzün camisini de bir görelim. Ondan sonra tarlalara gidelim, bakalım ne işler yapılıyor. Sonra şarkılar, türküler, yemekler yapacağız hep beraber. Hadi bakalım, buyurun. Soranlara gitti diye söyleyemedim. Tuna çalar gönlüm ağlar, yar diye diye. Yollarını gözüm yollar, gel diye diye. Tuna çalar gönlüm ağlar. Hani bir türkü söyleyen karı var ya, o ben işte be canım, Elvan Elvan. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam. Siz gördük daha iyi oldu. Allah razı olsun. Hoş bulduk abim. Nasılsınız, iyi misiniz? Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ey maşallah abilerim, buyurun. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hadi ben şimdi geleyim şöyle bakayım hocamın yanına. Hocamın yanına geleyim. Kız durun şimdi, baştan konuşayım. Ben seni nerede görmüşüm oğlum? Nerede görmüşsün sen? Denizli'de. Denizli'de mi? Televizyede. Ha, televizyon, denizin. Televizyede tabii gördü. Ben sizin kızınız ya. Türkücü ol. Türkücü olduğumu bildim zaten, oradan yem gördüm ya. Ay, ne güzel, ne mutlu. Nasılsın hocam, iyi misin? Abi iyi vallahi. Sizi gördük daha iyi. Biz de öyle, sizi gördük daha iyi olduk. Allah vallahi Allah, ne yorgunluk kalıyor, ne bir şey kalıyor sizi bizi, görünce böyle. Biz böyle gördüğünüz gibi seveceğiz hep. Hep seviniyoruz. Gerçekten öyle. Çok seviniyoruz. Sağ Allah olun. Razı olsun hepinizden. Şimdi Allah sen bir kendini tanıtır mısın bize? Buyur. Kendini bir anlatır mısın bize? Nasıl anlatayım sana kendimi? Nasıl istiyorsan öyle anlat. Birkaç senedir burada imamlık yapıyorum. Cemaatim burada. Maşallah. Vallahi böyle. Zenginlik bizde. Sağlık var mı zenginlik? Çok şükür. Ah şükür. Allah razı olsun. Yaşımız yerinde ama sağlığımız yerinde, ayaktayız. Maşallah. Çok sağlam desek bir zatık o kadar yaşımıza rağmen. Ama maşallah gene. Hoca yaş kaç? Çok şükür. Ta genç miymişim? Ta 83 yaşında ben. Daha 90 bile yok, tamam be canım, daha genç maşallah. Aferin sana. Daha 90 bile yok dedim. Doğru. Cumartın da ya. Evet. Maşallah. Abilerim ha. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Çok şükür Allah'a. İyiyiz şu an. Maşallah. Yaşımıza göre iyiyiz. Ya. 80'den yukarı hepsimiz. Oh maşallah. Ya. Allah sağlıklı ömürler versin hepinize. Ahmet Agam'da Presadatel. Cami iskonastiyat olsun diyeriz. Başka. Yaş 82. Maşallah. şimdi hadi bakalım. Kendi halimizde, kendi idarenden çalışıyoruz. Bu kadar. Cemaatten memnun musun? Memnunum. Tamam o zaman. Onlara sor bakalım, hocadan memnunum. Memnun musunuz hocadan? Tamam o zaman. Gençler geliyorlar mı? Bak ben çok seyrek. Çok seyrek. Çok seyrek zaten gençler. Böyle işte anlatmam bile beriz, tanıdırmayız mı? Sesim bile anlatacağım size. Gençlerimiz yapışkan değil camiye. Öyle alıştıracağız işte bizler. İyi örnek olmamız lazım. Anlatmamız lazım ama gençler de ne yapsınlar? Yani, hocam gidiyorlar Avrupa'ya çalışmaya. Ne evet. Yapsınlar? O da bir ibadet sayılır. Çalışmak da bir ibadet. Doğru söyledin bak. Burada hocam, doğru söyledin. Evet, nasihat ederim. Cumaatma. Baştan oğlu şahını halen idare edeceksin. Ansu ibadete geleceksin. Evet. Yeter ki bizim nasıl şu adamlar şimdi. İşi bitmiş artık evde. Oğlu şah yetişmiş. Bu biçimler gelsin yetecek bize. Öyle ya? Öyle. İşine gidecek olan gitsin işine. Ama işten gelip çekmiş olanlar gelsin yetecek bize. Onlar da gelmeler. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi peki. Çok uzatmayalım sözü. Bizi bekleyenler var. Biraz böyle camiyi çakacağız canım. Camiyi çakmadan gider miyim? Şöyle. Çakacağım. O zaman şimdi. Hadi bir selamlar gönderelim mi Türkiye'ye? Hem de nasıl? Hadi. Çok selam söylerim. Oğluma uşağıma. Orada torunlarım var, kardeşim uşakları var,
Uşaklarım var, kendi kızım var, güven var, damatlarım. Hepsine buradan çok selamlar gönderiyorum. İstanbul Soğanlı'ya. İstanbul Soğanlı'ya. Tamam. İstanbul Kartal'a. Uydu kendi. O da olur uşaklarımın torunlu ama. Bizden de sevgiler, selamlar olsun. Hepsine selamlar olsun. Peki böyle abilerim de selam göndermek isterler mi? Hadi ben mikrofonu vereyim, şöyle sıradan bir geçsin. Hepsimizin orada ablalarımız, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz var. Onların hepsine ben Doğalar Köyü'nden Fehim Ali'nin Ahmet. İşte onların hepsine çok selamlar sizlerim. Büyükçekmece'de, Büyükçekmece'de iki tane kız damatlarım onlar hepsine yani. Allah'ın bereket versin, çok şükür gelip giderler, ben giderim yani. Belçika'da oturuyor biri, oraya gideriz, görüşürüz inşallah. Yani memnunuz. İyi, selamlar gönderelim. Çok selamlar gönderelim hepsine. Cenab-ı Allah ona sağlık, başarılı versin. Amin, Allah hayırlısıyla kavuştursun hepinizi. Abim sen ne diyeceksin? Türkiye'de iki kızım var benim. Biri İstanbul'da, biri Edirne'de. Gelirler, giderler, biz gideriz falan. Çok iyi. Hepsinize çok selam söylüyorum bunların. Bizden de selamlar. Selamlıyorum hepsine. Bizden de selam. Bizi izleyen herkese yürekler dolusu selamlar olsun. Bu gülen yüzlerden, bu güzel kalplerden selamlar olsun. Şimdi girelim, camide çakalım. Orada olan kullarımıza, komşularımıza selamlar olsun. Peki. Doğalar Köyü'nün hepsine selamlar. Tatlı tatlı selamlar. Tatlı tatlı selamlar. Tamam. Hadi şimdi cami için çakalım, ondan sonra biz... Çalar, gönlüm ağlar, yar diye diye. Yollarını gözüm yavrum, gel diye diye. Aleyküm agalar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş gelmiş. Hoş bulduk. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Elvan Elvan Türküler. Aynen. Tanıdın mı abi? Ey Allah razı olsun. Şimdi böyle hemen böyle sıradan bir selamlaşalım. Abim nasılsın? İyisin. Bekliyorsun misafir gelsin. Geldi misafir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misin? İyiyiz. Bereket versin. Şimdi bir selamlar göndereceğim mi? Hemen şöyle çabuk çabuk. Hepimizin lazım. Hadi o zaman böyle veriyorum. Sıradan mikrofonu. Buyur. Hadi bakalım. Türkiye'de isimlerim. Hepinize selam yolluyorum. Kayınçım var orada. İsimlerim var başka. Rakıyorsunuz ama posta yazın. Ne diyeceksin lan söyle. Ne istiyorsan onu söyle. Bak şimdi. En çok konuşuyorsun, şimdi az mı konuşacaksın? Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Görüştük. Akrabalarımıza çok selam ederiz. Onlar bizi gönlen tanıyacaklar. Tabii. De. Tabu mesela bizim. Onlar bizi zaten izliyorlar. Şimdi sizi de görecekler televizyonda, tamam, ekranlarda. Tamam. Elvan Elvan Türküler'de. Tamam. Ne kadar sevinecekler. O şimdi öyle görmek daha başka değil mi? Evet, canlı elbet, tamam. Öyle tabii. Hadi şimdi. Hadi geldiğiniz için teşekkür ederiz yani. Uzunköprü'de akrabalarımız var. Atatürk Mahallesi, Hüseyin Zeli Sokak, Ali İbrahim Cöne. Çok selam. Ya hepsine. Hepsine özlemiş selamlar gönderelim. Evet. Hepsi sağ gönülden olsun, var olsunlar. Hep bu görüşelim, seslenelim bir karşı karşıya onlarla. İnşallah. Şimdi böyle ya olunca duygulanıyor değil mi insan? İyi öyle oluyor. Tamam abim. Hadi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Konuş. Teşekkür ederim sizlere burada bulunuyorsunuz. Bütün isim akrabaya çok selamlar ederim. Aleyküm selam. Biz de aldık gönderdik sevgilerle beraber. Hadi bakalım şimdi bu tarafa geçelim. Şimdi bu tarafa geçelim. Abim nasılsın? İyiyiz ağacığım. Sağlığım şükür. Allah razı olsun. Hoş geldiniz köyümüze. Bazı kıvranın bizi. Gelin de görelim. Her zaman geliriz. Siz gelin deyin bazı biz gelin. Bazı gelin. Buyurun köyümüze.
Eş dost gençler aldı iş önüne kayıyoruz diğeri. Evet. Biz evet. de akalağında eski kalma bir zaman avalım. Biz gitti aldık ayrı. Şimdi öyle diyorsun ama ne varsa eski topraklarda var. Siz bizim başımızın tacı. Ne öğreniyorsak sizlerden öğreneceğiz. Öyle ya. Başoşlu versin Allah herkese de. Tabii. Başoşlu sağlık. Sağ olsun herkes işine baksın. Amin amin. Herkes sağ olsun. Çok teşekkür ederim güler yüzünüz için. Abim nasıl? Sağ olun. Nerede bacım bacım? Bu enstrümanlar mı? Tekir ya. Onları bıraktım Bursa'da. Öyle mi? Sağ olun. Abim nasılsın? İyiyim. İyiyim. Hoş geldiniz gene. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Siz de görürüz televizyonda. Türkülerinizi beğeniriz. Söyleyesiniz. Çok teşekkür geldiğiniz için. Sağ olun. Var olun. Her zaman. Tamam. Bizler seve seve geliyoruz. Böyle imkan buldukça, zaman buldukça sizleri hiçbir zaman unutmuyoruz. Her zaman kalbimizde yeriniz ayrı. Şimdi geldik işte bak. Oldu. Geleceğim. Her zaman. Doğru söyle. Gerçekten. Bak sen biz şiirledikçe evet. soğuyor bu insan. Evet. Sıklaştıkça birbirine aldığı lafı veriyor. Birbirine bağlanıyor. Küçük büyük yeri. Büyükler küçükler ama küçükler büyük yeri. Tabii. Sık gelmek çok kazanç bizim için. Tabii. Kaybederiz fırsatı. Şiirledikçe kaybederiz. Doğru söylüyorsun abi. Gerçekten. Bizlerin daha çok buralara ilgi göstermemiz lazım. Daha çok önemsememiz lazım. Sık gelinirse atacak, iyi olacak. Tamam. Azıcık sık altmak lazım bir şey. Bu şiire gelmek bizi soğuduya gittikçe. Soğuduya ayrılıyoruz biz ikiye. Doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun. Burada ne var ne yok bilmek lazım. Ne oluyor ne bitiyor bilmek lazım. Yeri değil. Doğru söylüyorsun. O zaman ne diyeceğiz? Birliğimiz, beraberliğimiz daim olması lazım. Evet, kardeşliğin burada duyulacak. Evet. Bugün söyleyemezsem sabah da söyleyeceğim ben bu laflarımı. Doğru söylüyorsun. Bildiklerimi. Ama şimdi kime söyleyeceğim? Bir görüşü esin bir daha yok. O zaman ekranlardan sesleniyoruz. Buraları unutmayalım değerli izleyenlerim. Değerli büyüklerim özellikle buraları unutmayalım. Evet. Evet değerli izleyenlerim, agalarımdan sohbetimizi yaptık, selamları gönderdik. Tam o esnada köyümüzün ortaokulunun çok güzel müdüre hanımı karşımıza çıktı böyle. Ay gibi parladı maşallah. Sizi bir tanıyalım müdürüm. İsmim Senika Niyazi. Bu okulda çalışıyorum 6 yıldır. Müdürüm. Okulun müdürüsünüz. Okulun evet. müdürüm, evet. Öğretmenlerimiz 16 öğretmenimiz var. İlkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni ve çalışanlar, evet. hizmetçilerimiz. Onlar da 8-9 civarı. Yani o kadar. Çok güzel, bayağı büyük bir okul. Öğrenciler de fazla herhalde. 137 öğrencimiz var. Sadece köyden. Sadece köyden, civar köylerden olmamasına rağmen güzel bir rakam bence. Evet. Çok maşallah. Güzel. Çok güzel. Evet, memnun musunuz öğrencilerden? Evet, çok uslular, akıllılar ve direniyorlar okumaya. Yani peki, o evet. bize. Güzel okullara gidenler vardır mutlaka. Evet, yani üniversitelere. Üniversitelere, yani liseye evet. devam etmeleri zaten mevcut ama çoğu devam ediyor. Peki. Çok az devam etmeyen çocuklarımız. Müdürüm böyle zor sorular sormayayım. Şimdi mikrofonu uzattığımız anda bir değişiyor. Sadece mikrofona bakıyorum. Olay değişiyor hemen. Ama son sözlerinizi alayım ben. Zor yerlerden sormayayım. Daha fazla sizi yormayayım. Bizim de çünkü bayağı yoğun bir programımız var bugün. Evet. Köy çok güzel hazırlanmış. ziyaret ettiğiniz için. Evet. Selamlarınızı alalım. Göndermek istediğiniz herkese buradan öncelikle Doğrular halkına çok selam ediyorum. Buranın çalışanıyım ve artık buranın bir parçasıyım. Öyle hissediyorum kendimi 6 yıldan beri. Başka köyden mi geldiniz? Başka köydenim. Gelin mi geldiniz buraya? Yok. Çalışmak için. Kendim doğma Kosara'dan, Kosu Türk ismi köyünden, Mecden'de evliyim Doğu köylerinden. Görev icabı evet, burada bulunuyorsunuz. Görev icabı buradayım ama bu köyün dedim ya bir parçasıyım.
Köydeşlerime, Kosara halkına, Mecden halkına çok selamlar. Bütün Türkiye'de olanlara, bütün akrabalarımıza, yardımcılarımıza, herkese büyük büyük selamlar. Ne mutlu bize ki çok uslu, terbiyeli çocuklarımız vardır. İnşallah dilerim ki ileriye devam ederler okullarını. Bu köyde yardımcı olurlar. Kendi köylerine, kendilerine yani vatandaşlık görevini yaparlar. İnşallah. Gerçekten tüm kalbimle öyle diliyorum. Vatandaşlık görevlerini. Hani hep derler ya, vatana, millete, ailesine hayırlı evlatlar olsunlar diye. Gerçekten öyle olsunlar. Türklüklerini, o kalplerindeki Türklük duygularını unutmadan ama buraya da yakışır bir şekilde dostluğu, kardeşliği, güzel ahlakı, o bizim Türk halk kültüründe olan o hani Mevlana'nın sözüyle hoşgörü kültürü olan kültürü burada en güzel şekliyle devam ettirsinler. Başarıları daim olsun. Hepsini güzel yerlerde görelim. Evet, tabii ki bu köye gelip de bu köyü benimsemeyen olamaz herhalde. Böyle bir şans yok herhalde, değil mi? Nasip abi. Köy gerçekten öyle. Çok güler yüzlü, çok samimi herkes. Çok çalışkan, çok temiz, pırıl pırıl. Vallahi insanın gidesi gelmiyor. Bilmiyorum nasıl gideceğiz artık. Şimdi okulumuzu da şöyle kısa bir görüntüleyelim. Ondan sonra gezimize devam edelim. Ayrıca şarkılarınızı çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım şöyle bir gezelim. Hadi gidelim, tütün nasıl dikiliyormuş hep beraber görelim. Değerli izleyenlerim, tütün tarlasına geldik, şöyle bir bakın. Deli Orman'ın Doğrular Köyü'nün tütün tarlalarındayız. Ooo, Galatasaray'ı da takmış. Abi bizdensin be, çok yaşa. Delikanlı adam Beşiktaşlı olur diyor. Ha şimdi olmadı Nasip abi. Olsun be, hepsi bizim. Hepsi bizim canım yani. Beşiktaş'a da Galatasaray'a da. Şimdi böyle aynen öyle. Tabii. Evet, takım tutuyoruz. O zaten adet olmuş da. Yani, ama evet. Böyle uluslararası Trabzon'da olduğu zaman hepsi bizim. Trabzon'da özellikle kutlayalım buradan. Tebrik edelim. Yani. Buraya insanlar oturuyorlar bu koltuklara. Tek tek fidanları buraya bırakıyorlar. Buradan makine alıyor. Ondan sonra yerlerini dikiyorlar. Parası iyi olduğuna gerçekten herkes buraya kaçıyor. Hayvancılık az galiba. Hayvancılık az. Genelde var. Büyük çiftçilerimiz var. Onlar ayçiçeği eker, buğday eker. İşte var. Hayvancılık herkes kendine kadar evlerinde herhalde. Hani eti sütü olsun diye. Herkes evinde ihtiyacı olanı mesela. Şimdi diyelim genelde kurban bayramı geliyor. Herkesin hayvanı vardır, kurbanlık vardır. Hayvansız olmaz yani köy yerde. Bayramlar nasıl oluyor burada? Gerçekten güzel bayramlar. Türkiye'deki hep akrabalar da gelirler. Tabii akrabalar gelir. Buradan gidilir Türkiye'ye. Karşıladığın gerçekten güzel bayram. Bayram eğlencesi de oluyordur köyde mutlaka. Bayram eğlencesi değil, aslında şöyle bir şey, gelen aya 11'inde daha doğrusu köyümüzün şenliği var. Ya böyle var ya Türkiye'de işte, yapıyor tekese şeyi birer. Gelen aya bir İnşallah orada da oluruz, inşallah gelmek kısmet olur, hep beraber yaparız kutlamayı. Kısmet olur, gelirsin de gerçekten güzel bir şey olur yani.
Muhtarım şimdi daha farklı bir tütün tarlasına geldik. Burada elle ekiliyor, makineyle değil. Makine olmadığı kere de insanlar mecbur elle yapıyorlar bu işi. Eski usul yani. Evet, eski usul. Oradaki makinenin yanındaki olan sort başka bir sort. Evet, bizim dediğimiz barile tipinde bir tütün o, iri koca yapraklı. Buradaki tütün de ufak kolyeri, küçük tütün diyeceğiz biz ona. Oriental tipinde bir tütün. Yani farklı cins. Farklı cins, bunun işlemesi de biraz zor yani. Şimdi gidelim, karşıdan bizi gördüler, Elvan geliyor dediler, bakalım. El sallayalım hepsine. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Tanıdınız mı karşıdan? Aynen öyle. Kolay gelsin, bereketli olsun. İyi misin? İyiyiz. Şey çalışıyoruz. Şöyle bir kameraya bakalım hep beraber bir el sallayalım. Ay, nerede çıkacağız biz? Çalışıyoruz de. Köy yerde böyle. Memnun musun? Pek memnun değil. İyi ödemeliler. Bu an nasıl abi, ödemiyorlarmış. Dünyadaki çiftçinin en büyük derdi bu. Çünkü çiftçinin emeği, el emeği maalesef en hor görülen ve karşılığı hiçbir şekilde verilmiyor. Dünyanın her neresinde olursa olsun. Doğru. Mecbur. Doğru. Ama gene şükür iş var mı? Var. Ekmek paramız çıkarıyoruz. Buna şükür. İyi. Ya. Hadi şimdi selam söyleyelim mi akrabalara? Nerede varsa. Türkiye'de, Silivri'de, Bilecik'te. Her yerde var akrabalarımız. Hepsine kucak dolusu selamlar. Gözlere bir bakar mısınız? Yalnız gözler maşallah. Nasılsın canım, iyi misin? İyiyim, sizi sormalıyız. Teşekkür ederim. İsmin ne? İsmim Suzan. Suzancığım, var mı akrabalar, sevdiklerin uzaklarda? Var, amcam var Türkiye'de. Kızı var. Selam gönderelim. Evet, selam. Hepsine kucak dolusu sevgiler, selamlar. Kızın nerede çalışıyor? Kızım okuyor, ikinci sınıf. Nerede? Köyümüzde. Ha, burada. Burada. Tamam, okulumuz tamam. Var. Tamam. Ha şimdi hadi bakalım, çak şimdi sen şu karşıyı, çak bakalım. Kolay gelsin. Akraba mı? Babam, dedem. Deden de diyecektim, torunun mu diye, benziyor, aynı. Aynısı. O zaman şöyle dede torundan başlayalım bakalım. Dedenin adı ne? Tahsin. Tahsin abi, iyi misin? İyiyiz. Türkiye'ye hepsine selam. He? Hadi şimdi. Ben bir attım, konuşmadılar. Oradan şimdi kopya veriyorlar, replikler geliyor oradan. Onu sen. Evet kardeşim, senin ismini öğrenelim. Erdal. Erdal. Kaçıncı sınıf? 12. Bitiriyor, bal varmış. Aa, nasıl yapacağız balı? Çalışa çalışa. Çalışa yapacağız balı. Öyle çalışmadan yok. Memnun musun burada çalışmaktan? Yetecek. Yetecek. Ama aferin. Aferin, aferin. Buğdan soğu işleme. Deniz boyu. Deniz boyu. Çalışıyorum, paraları toplayacağım. Deniz boyuna nereye gideceksin, deniz boyuna? Zlatniye. Ah! Muhsin amcana. Muhsin amcama selam Türkiye'den. Olsun, aleykümselam. Mehmet dayına da bak. De Mehmet dayı. Geliyorum şimdi oraya. Sonradan açıldınız siz. İsmini öğrenelim. Salim. Salim, nasılsın ablacığım? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Valla sizi görünce buralarda daha da iyi olduk. Geldik Doğrular Köyü'nü çekmeye. Rumeli TV ekranlarından. Hoş bütün gelmişsiniz. Herkese izletmeye. İyi ki de gelmişiz. Evet. Evet, sen kaçıncı? 12 mi sende? 12'ciyim ben de. Sende de bal var. Evet. Boşa çalışmıyoruz yani burada çalışıp. İyi bal içeceğiz. Için... Bal için para. Ama burada şimdi bal diyoruz belki. Yani birçok bu taraftan göç edip gitmiş olanlar biliyorlar. Bal burada mezuniyet
partisi, mezuniyet töreni, parti demeyelim, mezuniyet töreni aynı bildiğimiz düğün cemiyeti gibi oluyor. Çünkü burada çocuklarımızın okuldan mezun olmaları çok çok önemli bir olay. Çok gurur veren bir olay. O yüzden çok güzel kutlamalarla, aynı bildiğimiz düğün gibi kutlamalarla oluyor. Onun için de tabii çalışıp para kazanmak gerekiyor. Ama tebrik ediyorum sizi. Hedefte ne var? Ne okumak istiyorsun üniversite? Daha düşünemedim. Geç kalmış ama önce bir cemiyeti yapalım, balı yapalım, ondan sonra diyorsun. Evet. Ama okuyacağım diyorsun üniversite. Hocam. Tabii mutlaka. Şimdi ablalar da sonradan açıldılar. İlk gidince mikrofondan, kameradan bir çekindiler. Sonra oradan başladılar kopyaları vermeye. Aha, işte oradan da replikler geliyor. Gacı var mı diye sor diyorlar. Var. Olmasın mı şimdi? Baksana sen bu çocuklara. Deli ormanın maşallah. Pehlivan gibi gençleri var. Olmasın mı? Olsun. Evet. Değil mi? Selam gönderelim mi buradan? Türkiye'ye mi? Hayır. Olmaz. Türkiye'ye bir selam ver. Tabii. Türkiye'ye bütün akrabalarıma selam sunuyorum buradan. Oldu. Pravda Doğular Köyü'nden. Oldu. Biz de aldık selamları. Sevgilerle beraber gönderdik bu güzel yerlerden. Evet. El sallayalım. Peki. Hadi şimdi herkes el sallasın kameraya. Hadi hepinize kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Çok güzel bir organizasyon yapıldı Doğrular Köyümüzde, Pravda'da. Ablalarım gelsinler böyle. Ablalarım böyle gelsinler. Baklavalar yapılmış, çörekler yapılmış, börekler yapılmış, keşkek yapılmış. Sen misin? Evet. Sesimiz geliyor değil mi? Tamam. Şimdi keşkek ustam yanımda. Eline sağlık, yiyeceğiz mi bunlardan? Evet, yiyeceğiz. Ay, yaşasın. Yaşayın keşkek. Keşkek bununla dövülüyor değerli izleyenlerim. Vallahi bilenler biliyor ama biz gene anlatalım buranın adetlerini. Şimdi böyle sıradan gidelim. Burada yoğurt mu var? Koyun yoğurdu, ben çaldım. Koyun yoğurdunu sen çaldın. Koyunlar nerede? Kendi koyunlarınız var ama değil mi? Kendi koyunlarınızdan. Asla şimdi koyunlar askaydı. Herkes sattı. Bu Bulgaristan'da hayvan seyrek kaldı. Evet, bu taraflarda daha çok tarımla uğraşılıyor. Vallahi çok uğraşmışsınız. Bir de üşenmeyip üzerlerine yazmışsınız. Ay, sağ olsunlar. Olsun, siz Türkçe tercüme edeceksiniz. Bu ne şimdi? Kurka boğazı. Baklava gibi kurka boğazı diyorlar adı böyle. Kurka boğazı. Evet. Bu börek. Normal yufkadan börek. Bu bildiğimiz kek. Bu değişik bir şeye benziyor. Bu da bir tatlı. Bizim bizim yaptığımız revani gibi bir tatlı. Ondan. Tamam. Şimdi burada değişik bir soğanlı çörek. Soğanlı çörek sevgili izleyenlerim. Ablam yapmış. Bak çekelim, kim yapmış? Çekelim şöyle. Jarfin. Ablamın ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Hep beraber yiyelim. Kabak tatlısı. Buranın meşhur. Şöyle yapalım. Ablamı da alalım. Özellikle alalım. Teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Benim sarmam burada. Jarfin gel buraya gel. Sarma var burada. Iştır sarması mı? Iştır sarması. Buranın meşhur ıştır sarması. Bu benim. Labada, evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize sağlık. Şimdi o tarafa gelelim. O tarafa ben geleyim mi? Şöyle yanınızdan geçeyim.
Bu şimdi dızmana. Kıvrım. Pide. Pide. Sevdiye. Sevdiye abla nerede? Pide de. Pide. Ha kide. Evet. Evet. Mayalı hamurla yapılıyor. Tamam. Kide. Gene baklava geliyor. Baklava. Bu yeni alınmış bal, bu bende. O da senden. Eline sağlık. Eline sağlık. Bunlar yine... Ha kovan balı. Kovan balını unutmayalım. İlknur nerede? Aaa gel gel bak ne marifetler varmış İlknur'da. İlknur eline sağlık canım. Çok afiyet teşekkür olsun, ederim. Bizimle bu kadar uğraştın bir de üşenmedin bunları yaptın. Evet, sağ olasın. Evet. Şimdi bu un helvası galiba. Un helvası. İkisi birlikte mi yeniyor? Evet. Un helvası altındaki şöyle alalım. Çevirme pide deniyor. Çevirme pide ile un helvası birlikte yeniyormuş abla, burada. Abla, nerede? Abla gel kız. Hadi, gel sen. Ay, şu benim be yavrucuğum. Eline sağlık. Sağ ol. Datta çok iyi. Teşekkür ederim. Kıyafetlerine de bayıldım bu arada. Ha. Çok yakışmış. Gel şu gelini kurbalarım. E sen de hala gelin bütün baksana. 72 yaşındayım be yavrucuğum yavrusu. Bütün yavrusu. Kına gecendeki kıyafetin mi bu? Yok canım. Gece kıyafetim başka. Böyle giyiyoruz gece kıyafetimizi. Bunlar düğünde. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eline koluna sağlık. Birazdan türküleri de söyleyeceğiz. Evet canım söyleyeceğiz beraber. Tamam. Oldu yavrum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen şimdi beraber gözleme yapacağız mı? Yapacağız. Bir de resme çakınacağız seninle. Resme de çakınacağız. Oldu. Tamam. Bu düğümük tatlısını sen yapmışsın. Bunu ben yaptım. Eline koluna sağlık. Maşallah. Nasıl yaptın? Nasıl yaptım? Bir kupça maya koydum. İki kadeh süt koydum. Altı kaşık yağ koydum. Bir çimdikte şey koydum. Vanilya. Kokulu olsun diye. Evet. Kağıdım işte. Kabardı. Kabardı. Kabardığında pişiriyorsun. Tamam. Pişirdikten sonra tatlı suyla yiyorsun. Şerbetini koyuyorsun. Hadi sonra kolaycık pişir işi bu. Onun için ben yapayım. Ah. Çok yapıyor. Onu Bursa'ya alabilirsin son yapma. Yaptın bana da. Her sefer çok kırnak oldu. Bu sefer de kocaman kocaman oldu. Hiçbir yenmedim ama. Oldu, olmuş olmuş. Ama olmuş, çok, olmuş. Çok güzel olmuş, yine çok kaldı. Güzel olmuş. Şimdi eline sağlık. Abi de kaybolayım. Geliyorum ben şimdi senin yanına. Paz açma. Paz yazacağız. Şimdi. Şimdi buraya geldim. Kıyafetleri de bir alalım. Bu kıyafet kutlu kumaştan yapılıyor. Kutlu mu deniyor? Kına gecelerinde evvel zamanda bizim annelerimiz gününde bunlar giyiliymiş. Taze gelinler ilk kınasında. Evet. Ve artık yavaş yavaş bitiyor. Bitiyor ya. Çok bu adetler kalmıyor ama bence kalmalı. Çok da güzel. Bakıyorum ben hala yine buranın düğünlerinde, kına gecelerinde bu kıyafetler giyiniliyor. Kızlar, gelinler giyiyorlar, bunlarla oynuyorlar. Devam ettirmeye çalışıyorlar bu gelenekleri. Çok da güzel oluyor. Evet, şimdi. Hadi ben de şöyle bir yengeme de bir mikrofonu uzatayım ya. Gelini. Kızım abimin eşi. Evet. Bizim Ozanlar Derneği başkanımızın eşi, sevgili yengem benim. Güler yüzlü daha. Servet Hanım. Servet abla mı diyeyim, yenge diyeyim ama. Şimdi abi belledik. Öyle yapalım. Şimdi... Bunlar peşkiler, çevreler. Evet. Gelin evinde üst katta peşkiler konur. Altına bütün duvar kaplanır, komple kaplanır çevreyle. Çiğ serilir. Evet. Çok da uğraşmışsınız. Elinize, emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Bu terlikler... Şimdi burada terlik deniyor. Terlik Türkiye'de daha çok çetik. Patik. Öyle anlatalım ki hani ne olduğunu izleyenlerimiz bilsinler. Buradaki terliklerin hepsini sen işte sen evet. Eline koluna sağlık. Kaldı evde çok var ama yetinmedim buraya. Ben hepsini. Tamam. Şimdi aşağı doğru gidelim bakalım orada neler oluyor. Pazı yazacağız daha şimdi. Buraya da bir yüklük yapmışlar. Böyle gelin evinde çeyiz nasıl seriliyor, nasıl sergileniyor onu burada temsil etmek için. Bu en yukarıdaki bu örtü gelinler nikahtan sonra bunu örtüp de dışarıya çıkarlarmış
eskiden, çok eski zamanlarda. Tabii şimdi kalmadı bu adetler de. Gelinler bunu örtüp çıkarlarmış ki başkaları bakmasınlar. Onu hani kız zannetmesinler. Hadi bir örtelim mi? Süpürgeyi de göstereyim. Gelin süpürgesi. Bu da çeyizde. Gelin süpürgelerini böyle süsleyip süslü süslü gelinler evi temizlesinler diye yapmışlar. Ondan sonra tabii bu süsler kalmıyor. Gelinler bütün alıyorlar evin işini. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aa, ben yere oturacağım oraya oturma. Yere oturacağım ben. Bir tane batırmayalım. Bahçalarda eğrelti, oynarlar iki elti, oynarlar iki elti. Eltiler buraya oturmuşlar şimdi. Pazılar yazılıyor. İki elti. Aliye ablayla Kıymet abla. Evet, iyi misiniz? Hadi bakalım pazıları yazın, ben öğreneyim, sonra ben de pazı yazayım. Yaptın mı? Sen biliyorsun. Çıklar oldu mu sen?
Yandım valla, sevmezsen mektup yolla.